Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda sokaktan sahiplendiğim kedi ile alakalı size bilgi vermiştim. Şimdi de şu an görmekte olduğunuz yavru kediciklerden ve anne kediden bahsedeceğim. Bu anne kedi benim diğer beslediğim kedilerin, kapının önünde beslediğim kedilerin yanında çok fazla takılmıyordu. Ancak sık sık gelip verdiğim mamadan yiyordu. Birkaç gündür ortadan kaybolduğunu fark ettim ve araştırmaya başladım. Hemen yan komşumuzun evinin yanında inşaat kalaslarının olduğu yerde sürekli oraya girip çıktığını, orayı koruduğunu gördüm. Ve sonra takip edip bakmaya başladım. Ve karşımdaki manzarayı buldum. İki tane yavrusu olmuş. Birisi tamamıyla sarı, birisi de kendine benziyor. Üç renkli. Birkaç gün takip ettim. Mama vermeye de başladım tabi. Bu çok yaklaştırmıyor tabi anne kedi. Şu an gördüğünüz bu tellerin oradan mamayı uzatmaya çalıştım sürekli. Dökmeye çalıştım duvarın üstüne. Öteki tarafa geçtiğimde tedirgin olmasın, yerini değiştirmesin diye. Daha sonra beslemeye başladım. Ve takip etmeye devam ettim tabi. Zaten sık sık kedilere, kapıdaki kedilere tavuk haşlıyorum, veriyorum. Ve bir de kuru mama da bir takviyesi yapıyorum zaten. Daha çok kuru mama veriyorum. Çok tatlı olduklarını gördüm, çok sevdim. Aslında sahiplenilmesini çok isterdim ama maalesef bulunduğum yerde evcil hayvan besleyen olmasına rağmen sokak hayvanlarına iyi davranılmıyor. Zaten Mecnun'dan da biliyorsunuz bu olayı. Mecnun da yani neredeyse öldürülmek üzere olduğu bir zamanda sahiplenmiştim. Ve takip ettim. Şu andan gördüğünüz videoda doğdukları günden birkaç gün sonrasından daha doğrusu yaklaşık 2 aylık bir serüvenini görüyorsunuz. Onların gelişimi gözümün önünde oldu. Kalasların altından neredeyse 20 gün, 25 gün hiç çıkmadılar. Anneleri zaten sürekli korudu, çok yaklaştırmadı. Gördüğünüz gibi mamaları oraya koyuyordum, telin altına itikliyordum. Ve yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar. Şimdi zaten birazdan videolarını da size paylaşacağım. Bu çok tedirgin bir kedi, çok nadir dışarı çıkıyor. Üç renkli olan. Anne arkada görüyorsunuz. Koruyor şu anda, tıslıyor oradan. Ama sarı olan o kadar tatlı ki, hatta geçen gün onu sevebildim, dokunabildim yani. Zaten anneleri yavaş yavaş, onlara bakın bu işte. Yavaş yavaş anneleri şu an bağımsızlığına bırakmaya başladı. Benim yaptığım kedi evinin oraya yaklaşıyorlar. Mama verdiğim yerde bu şekilde uyuyorlar. Bunu camdan çekmiştim biraz uzaktan, o yüzden kalitesiz. Hemen aşağıda kedilere yaptığım evi göreceksiniz. İşte şurası. Hemen yukarıda görüyorsunuz, işaretledim. Şimdi biraz videolarını göstereceğim size, bakın. Anne kediden uzaklaşınca tedirgin, normalde yaklaşmıyor. Uzaklaşınca mamayı yemeye çıkıyor. Çok tecrübeli bir anne bu. Kuvvetle muhtemel daha önce birkaç defa daha yavruladı ve yavru büyüttü. Çünkü takip ettiğimde şunu gördüm. Uzaktan sürekli yavrularını kontrol altında tutuyor. Mama verdiğimde mamasını yiyip emzirmeye gidiyordu. Önceden de hemen emziriyordu. Hiç aç bırakmıyordu yavrularını. Yakın zamanda da artık yavrular kendi kendine de yiyebildikleri için zaten. Yakın zamanda da tavuk veriyorum mesela, haşlayıp veriyorum. Önce tavuğu ağzıyla taşıyor. Yavrularına götürüyor. Önce yavrularını besliyor. Sonra gelip kendisi yiyor. Gerçekten çok tecrübeli, çok da güzel bir anne. Görüyorsunuz. Şimdi ben biraz yaklaştığım zaman hemen o kaçacak. Bakın, yavru kendini gösterdi. Bu çok cesur bir kerata. Gezmeye başladıkları ilk zamanlar bunlar bu arada. Yeni yeni çıkıyorlar kalasların altından. Anneleri onlara çok çok iyi baktı. Çok iyi temizledi, çok iyi besledi.
Gördüğünüz gibi hiç zayıflığı yok. Tamamıyla çok sağlıklı bir yavru. Şimdi annesini izliyor. Bu mama yemeği öğrenmeye başladığı zamanlar, yeni yeni artık kuru mama yemeye başlayacakları zamanlar. Korkuyor bir yandan tedirgin ne olduğunu da bilmiyor. Yaklaşıyor, bakın. İlk birkaç gün ağzını alıp çiğneyemeyip geri bıraktı. Çok denedi ama. Annesinden nasıl gördüyse öyle yemeye çalıştı. Ben yaklaşınca anne biraz tedirgin oldu. Bakın şimdi korumaya geçecek. Öteki çok korkak. O saklanıyor bakın. Çıkmaya cesareti yok onun. Anne temizliğini yapıyor. Çok şahit oldum temizliğini yaptığına, tuvaletini yapmasına yardımcı olduğuna. Ama her zaman çekemedim, çekim yapamadım. Çok yaklaşmam gerekiyor bu sefer. Anne tedirgin oluyor. Yerini değiştirmesini de hiç istemedim. Gördüğünüz gibi yine tıslıyor. İyi ki yerlerini değiştirmedi. Eğer değiştirseydi onu bulamamaktan çok korkuyorum. Çok korkuyordum daha doğrusu. Bakın yiyemedi, ağzından bıraktı. Sürekli olarak her gün sabah ve akşam saatlerinde onlara yemek verebildim. Öyle bir şansım vardı şükür. Her sabah ve her akşam yemeklerini verdim. Biraz yavru mamasıyla yetişkin mamasını karıştırdım. Hani yavrular da yiyebilmeye başladığı zaman rahat yiyebilsinler diye. O komşum da sağ olsun. Onlar da yardımcı oluyorlardı. Onlar da veriyorlardı bildiğim kadarıyla bir şeyler. Bakın. Bu çok korkak. Hala korkak bu arada. Büyüdü ama hala çok korkak. Çok tedirgin davranıyor. Kardeşi kadar cesur değil. Anne bunu daha çok kolladı sanırım. Ya da bu iyi yetişemedi galiba ilk günler. O yüzden daha kontrollü davrandı. Ama karnı gördüğünüz gibi şiş. Gayet beslenmiş bir şekilde duruyor. Tüyleri çok canlı. Bakın ne kadar canlı tüyleri var. Sarı yemek için gayret gösteriyor. Yani inanılmaz bir gayreti var. Ama bu kerata biraz daha çekingen. Oradaki kabı merak ediyor. Önündeki yemeğe bakmıyor da. Anne çok korumacı. Görüyorsunuz sürekli. Bu birkaç gün sonra bakın annesinin gözetiminde artık kalasların içinden çıkıp dışarıda oyun oynamaya da başladılar. Tırnaklarını törpülüyor burada. Sarı. Geriniyor. Gerçekten bu kadar tecrübeli bir anne kedi görmemiştim uzun zamandır. Her şeyi tek tek öğretti onlara. Oyun oynamalarına zamanında müsaade etti, zamanında kolladı. Yemek yemeyi öğretti. Bakın annesini yalayacak şimdi.
Ama annenin gözleri bende tabii. Diğeri de burada. Anne de hemen aşağıda yatıyor. Bakın burada. Öyle hazır kıta bekliyor. Kulakları arkaya attı. Saldırma konumuna geçti. Artık bu da gün ışığını görmeye başladı ama gördüğünüz gibi çok korkak. Çok da tatlı. Eğer gitmezlerse, yani evin yakınlarından ayrılmazlarsa, tam bağımsız olduklarında önce anneyi götürüp kısırlaştırtıracağım. Bakın anne oradan nasıl bakıyor bana. Daha sonra da bu yavrucakları büyüdüklerinde, zamanı geldiğinde kısırlaştırmaya götüreceğim. Çok istiyorum daha fazla olsunlar aslında ama ben tek başıma maddi olarak da manevi olarak da o yükü kaldıracak güçte değilim. Ayrıca dediğim gibi bu bulunmuş olduğum bölgede sokak hayvanlarına iyi davranılmadığı için çoğalsınlar da istemiyorum açıkçası. Ne kadar çok çoğalırlarsa o kadar çok eziyet gören hayvan artacak çünkü. Geçen gün Mecnun'u aldığım yerdeki 5 tane yavrudan bir tanesini araba çarptı. Ve insanlar plakasını bile almamışlar aracın. Yani çarpıp kaçmış gitmiş ben orada yokken. Geldiğimde gördüm yerde kanı ve ölü kediyi, yavruyu. Bakın burada üçü beraber yemek yiyorlardı ama artık yemek yiyorlar, mamayı yiyebiliyorlar. Diğer korkak olan bakın tedirgin hala git kaçtı tekrar geri geldi. Umarım mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşarlar. Ve umarım benim yanımdan ayrılmazlar. Büyüdüklerine şahit olmak çok güzel bir şey. Erişkinliğe geldiklerinde de onları kısırlaştırmaya götüreceğim ve daha uzun yaşamaları için elimden geleni de yapacağım. Şimdi yemeklerini yiyorlar. Birazdan da uyumaya gidecekler. Bakın bu da artık yeni yeni zamanlar. Anne gördüğünüz gibi çok korumacı ve çok tecrübeli. Uzaktan onları izliyor. Onların mama yiyişini izliyor. Şu an başka bir kedi geliyor sol taraftan. Ona dikkat kesildiler. Korkuyorlar. Anne onları koruyor tabii. Bakın anne de ona bakıyor. Kaçtı. Beni görünce. Bu çok yaklaşmıyor bana. Çok yabani bir kedi. Bakın. O tedirgin olan hemen bir tarafa geçti. Ama bu sarı çok cesur. Annesine de sonsuz güveni var. Hiçbir şeyden korkmuyor diyebilirim yani. Kocaman oldular. Gördüğünüz gibi o küçüklüklerinden artık yavru tüylerinden falan kurtulmaya da başladılar yavaş yavaş. Anne de yakında bunları bırakacak tahmin ediyorum. Bakın yemek yenildi ve uyku zamanı, dinlenme zamanı geldi. Kim geliyor oradan? Miyav geliyor galiba oradan. Miyav burada bakmaya başladığım ilk kedi. O da çok küçük bir yavruydu önceden. Beyaz bir kardeşi vardı. Bakın bu. Onunla alakalı da ayrı bir video çekeceğim zaten daha sonra. Bakın ne kadar büyüdüler. Kocaman oldular.
Oraya gölgeye yatmış. Yavaş yavaş yaklaştırıyorum onları evin önüne doğru. Ya yem verdiğim yere doğru. Bakın miyav hiç ayrılmıyor bacaklarımdan, ayaklarımın yanından. Kendini sevdirmek için deli oluyor. Bu da diğer üç kardeşinden, üç kardeşi var daha doğrusu, üç kardeşler daha doğrusu. Diğer iki kardeşinden ayrı olarak burada kaldı. Uzun kuyruk bunun da ismi. Onunla alakalı da video çekeceğim yine. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. O çok küçücük bir yavruydu. Miyav büyüdüğünde. Ama büyüdü ve arkadaş oldular. Bakın artık onlar da buraya yaklaşıyorlar. Anne öteki yavruyu çağırıyor. Yemek için. Bakın. Bakın geldi o da arkadan geliyor. Artık yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Çok tedirgin gördüğünüz gibi hala. Sarıya bir kere dokunabildim, sevebildim ama ona hala dokunamadım. Gerçi biraz da istiyorum ki dokunamayayım. Yani insanlardan uzak dursunlar da istiyorum. Kötü niyetli insanlar da olabilir diye. Büyüdüler ve çok sağlıklılar. Çok mutluyum onlar için. Umarım çok daha sağlıklı ve uzun bir şekilde yaşarlar. Bu videom da bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bol patili günler diliyorum hepinize.